anneanne böyle şimşek hızıyla namaz kılması caiz değil. Yani Muhsin Bey, tadili erkana farz diyen ulema var, vacip diyenler vardır. Yani o olmayınca olmaz demek ki, bizim Hanefi'ye göre olmayınca olmaz ya, vacip bu. Nedir onlar? Mesela kıyamdan, rükudan kalktım. Semiallahu lümen hamide. Hocam şöyle şuraya doğru dönerseniz şöyle kamerada görelim. Mesela tamam efendim. Tamam. Efendim şimdi. Evet. Rükudan kalktım. Semiallahu lümen hamide dedim. Burada Sübhanallahil azim diyecek kadar ayakta durmalıyım. Böyle demeden Semiallahu lümen hamide, Allahu ekber olmadı mı? Vacibi terk ettim. Vacibi terk ettim. Ya bilerek terk ettiysem namaz olmadı. Yok bilmeyerek terk ettiysem bundan dolayı sehvi secdesi yapmam icap edecek. Yani demek sonra rükua vardım. Rükuda da hemen varır varmaz kalktım rükuda. Olmaz. Sübhanallahil azim. Sübhane rabbiyel azim diyecek kadar, bir defa diyecek kadar rükuda adam akıllı durmalıyım rükuda. Yani şöyle rükua vardım. Sübhanallahil azim. Sübhane rabbiyel azim. Hiç olmazsa bir defa diyecek kadar durmalıyım. Bunu demeden hemen kalktı secdeye gitti. Derhal secdeye gittim, olmaz. Secdeye vardım. Secdede bir kere Sübhane Rabbiyel Ala diyecek kadar durmalıyım. En azından bir defa kalktım. Kalkınca da ona celse diyoruz. Evet. Orada da bir kere durmalıyım. Sübhanallahil Azim diyecek kadar oturmalıyım. Sonra ikinci secdeye gitmeliyim. Bunların adına tadil erkan diyoruz. Bunlar olmazsa namaz bozulur mu hocam? Böyle kasten yapıyorsak bozulur, namaz olmaz. Evet. Bozulur. Şöyle yapalım hocam. Görüntülerle devam edelim. Şimdi sevgili Emre, hazırsa şayet hocam. Şimdi arkamıza görüntüler gelecek. Doğrusu yanlışını görmek adına. Tamam, mesela efendim. Hocam şimdi bu yanlış olanmış, bir izleyelim bakalım nesi yanlış bunun. Şimdi tekbir getirdi, namaza durdu. Tamam. Ne yapacak bakalım? Bu yanlış işte, bak yanlış. Bahsettiğiniz olay bu değil mi? Aynen bu. Tadil erken aynen yerine bu gelmedi burada. Yani işte dede de böyle, babaanne böyle yapıyor. Şimşek kızıyla. Dede de uyarıyor. Aynen bu yanlışın örneğini bakın, gösterdi. Bakın bir daha izliyorum şimdi. Rükuda hocam da biraz evvel tamam gösterdi. Bakın şimdi rükuya gidecek. Subhan Rabbiyel Azim. Abi bir dakika dur. Subhan Rabbiyel Azim dur. Söylemedi hocam hiç. Bunlar olmadı. Ne secde ne rükû. Olmadı. Doğrusu ne peki? Bunun doğrusu var mı? Bunun doğrusunu göre. Doğrusu geliyor şimdi hocam. Allahu Ekber dedi. Okudu. Tamam. Şimdi rükû'a gitti. Subhan Rabbiyel Azim. Doğru. Semiyallahu limen hamide. Kalktı kıyamda. Evet. Allahu Ekber. Secdede. Doğru. Doğru. İki secde arasında oturdu. Doğru. Bu doğru. Bu doğru. Tamam, geçelim. Başka yanlışlarımız neler? Diğer yanlış bildiklerimizi görelim. Evet. Allahu Ekber dedi. Bakalım şimdi ne olacak? Yanlış neredeymiş? Rükû. Hocam rükuda tam eğilmiyor sanki. Bakın. Doğru. Şimdi Allahu Ekber rüküye gidecek. Hocam. Bu kadınların rükûu bu. Kadınların rükûu. Kadınların rükûu. Bakın. Düz değil. Sırt düz değil. Düz olması gerekiyor değil doğru, mi? Doğru, düz olmaz. Doğrusunu görelim. Doğrusunu göre. Doğrusunu göreceğiz şimdi. Allahu Ekber okudu. Fatiha, Zamm-ı Sure. Rükûa gidecek. Allahu Ekber. Doğru. Gayet güzel. Rükû bu. Düz. Evet, erkeklerde düz olacak. Tamam. Mümkün öyle mertebe. Tamam. Başka var mı sevgili Emre? Yanlışlarımız neler? Tek tek görmüş olacağız. Hocam secdede bakın. Bu kadınlar böyle yapacak. Erkekler böyle değil. Yani şimdi kollarını yere yatırıyor.
Evet. Halbuki erkeklerinki yani buraya yapışacak. Oyluk diyoruz ya oraya. Kollar yere temas şimdi etmeyecek. Şimdi bu doğru. Doğrusu bu. Erkeğinki bu doğru. Tamam. Diğer görüntüyü secdede burun hocam. Yani burun havada. Burun da yere değecek. Etmiyor. Evet. Alın ve burun beraber değecek. Alın ve burun beraber değecek diyor hocam. Doğrusunu göreceğiz şimdi. Bakın beraber. Şimdi doğru. Alın, burun beraber değecek. Tamam. Tamam. Hanımlara biraz sonra geleceğiz. Hanımların namaz kılma şekillerine. Bakalım buradaki yanlış neymiş? Tekbir getirdi. Hocam. Sanki ayakta mı sorun var ayaklarda sanki hocam? Bitişik ayaklar değil mi? Dört parmak arası kadar açık olacak ayaklar. Bitişik olmayacak. Tamam tamam. Çok açığa da gerek yok. Evet. Dört parmak. Evet. Tamam, bunu da düzeltmiş olduk. Başka yanlışımız var mı? Ayakları büsbütün kaldırdı. Evet. Ayaklar tamamen kalktı. Bu da olmaz tabii, yanlış. Yanlış bu. Yanlış. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Evet, doğrusu evet. Bu. Ayaklar doğrusu kalkmayacak bu. Yukarıya. Başka bir yanlış. Burada yanlış neymiş bir bakalım. Evet. Burada ayaklar tamamen yukarıya kalktı. Doğru. Tamamen yukarıya kalktı. Bu herhalde çok zor ya bunu yapmak, bu yanlışı yapmak. Doğrusu bu. Yanlışı bir daha görelim. O yanlışı... Yanlışı bir daha görelim. Secdeye gidiyor. Tamamen kalktı. Herhalde bu yanlış da çok yapılmaz. Evet. Peki. Başka var mı sevgili Emre? Başka yanlışımız var mı? Ve bunu gördük. Başka yanlış bunu var. Gördüm. Evet. Peki hanımefendilerin namazda yanlışları, doğruları neler? Onu göreceğiz şimdi. Hocam yalnız burada duralım. Tekbir getirsin, duralım. Allahu Ekber. Tekbir getirdi. Bağlasın. Hocam yanlış ne? Yanlış bu. Göğsünün üzerinde duracak elleri. Erkekler gibi göbeğe bağladı. Erkekler gibi bağladı. Yanlış burada. Hanımefendiler göbeğe bağlamayacak. Göğsünün üzerinde. Yukarıya. Doğrusunu görelim. Allahu Ekber. Doğru. Doğrusu bu. Peki bir diğer yanlış. Burada yanlış ne? Yani erkekler gibi kaldırdı da. Öyle yani mi? Omuz hizasına kaldırması yeterdi. Tamam. Tamam. Biraz aşağıda doğrusu kaldıracak. Doğrusu bu. Tamam. Doğrusu bu. Tamam. Ya şöyle yapmayacaktı hocam. Doğru. Tamam. Omuz biraz da aşağıda kaldıracak. Bir başka yanlış hocam. Tahiyyatta. Evet. Tahiyyatta ayaklar sol tarafta. Evet. Tahiyyatta ayaklar solda. Normalde evet. Sağda mı olması gerekiyor? Doğru. Doğrusu bu. Evet. Doğru bu. Şu doğru. Evet. Hocam özür dilerim. Burada duralım sevgili Emre. Tekrar yanlışa gelelim. Bunun yanlışına gelelim. Diyelim ki hocam bacaklarda, ayaklarda sorun var. Bir türlü sağ tarafa atamıyor. O zaman caiz. Mecburen buraya atıyor diyelim. O zaman problem yok. O zaman sorun yok. Tabii. Devam edelim. Namazda yapılan yanlışlar ve doğrular. Evet bakın burada sol. Evet yanlış. 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 Evet. Doğrusu ne? Sağ tarafa çıkacak ayaklar. Onların ayaklarının üzerine oturmuş bu olacak. Bu şekilde. Doğrusu evet. Bu. Devam edelim. Bakalım burada yanlış neymiş? Elleri erkekler gibi kaldırdı. Yukarıya kaldırdı. Orada bir yanlış var. Bir. Evet öyle. Hocam. Düz. Bu da yanlış tabii. Biraz daha böyle şey olacak. Tamamen düz değil. Biraz. Erkekler gibi rükuya gitti. Erkekler gibi rükuya yaptı. Evet. Evet. Bakın bir daha göreceğiz. Bu doğrusu geliyor şimdi. Bu şekilde. Bu doğru. Bu doğru. Yanlışı bir daha görelim sevgili Emre. Bunun yanlışını bir daha görelim. Yanlış olan bu hanımlarda. Bakın şimdi. Rükuya gidecek. Rükuda erkekler gibi rükû yaptı. Bu yanlış. Bu yanlış.
Tamam. Doğrusu tekrar geliyor. Bu evet, doğru. Bu rükû doğru. Tamam. Hanımlar için bu rükû doğru. Tamam. Secde. Hanımların secdesi hocam. Burnunu da, bu yanlış. Bak, burnunu yere koymadı. Hı hı. Yanlış. Evet. Şimdi doğru. Alın ve burun. Alın ve burun temas beraber edecek. Yere değecek. Evet. Tamam. Devam edelim. Tamam efendim. Evet. Secde hocam. El ve kollar. Hanımlarda evet. Nasıl olmalı? Halbuki yanlış. Bitişik olacaktı yani. Evet. Ha, şimdi bu doğru. Doğrusu bu. Yere yatık. Tamam. Doğrusu bu. Tamam. Bakalım buradaki yanlış neymiş? Ha, bu yanlış. Adil Erkan hocam. Adil Erkan yok. O baba. Hanım. Şimşek kızıyla o bahsettiği anneannem Şimşek kızıyla namaz kılıyor. Anneannenin namazına döndü bu. Evet. Hemen bir daha görelim bunu. Bakın Şimşek kızıyla namaz. Bakın şimdi. Allahu Ekber. Allah, okuyamadık bile. Ne rükû rükû ne secde secde. Yani iki yatış bir kıntış diyor bunun adına. İki yatış bir kıntış. Doğrusu yani geliyor. Yani tavuğun yem toplaması gibi böyle olmaz ya. Ali Bey hoş geldin. Seni buraya alalım seccadeyle bir kez daha görelim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.